Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi AYT Matematik kitabının birinci kitabın ikinci ünitesini çözüyorum dostlar. İkinci oturum kitabımızdır bu kardeşlerim. Üstünde AYT yazıyor yeni basımda. Lütfen dikkatli olun. Eski basımla arasında çok fark yok. Yani sorular aynı ama konularda yer değişikliği var. Yani ikinci kitabına daha bakmadım ama muhtemelen ikinci kitaptaki bazı konuları birinci kitaba almışlar kardeşlerim. Siz de ona göre bir ayarlamanızı yapın kardeşler. Eğer elinizde eski kitap varsa atmayın yani onu. Yenisini de almanıza gerek var mı bilmiyorum. İkinci kitabı da inceleyince onu söyleyebilirim ancak. Şimdi ikinci ünitedeyiz dostlar. Birinci ünitemizi gömmüştük. Paraboldü birinci ünite. İkinci ünitedeyiz kardeşlerim. Bu da kolay bir ünitedir. Fonksiyonlarda uygulamalar yapacağız. Başlıyorum hemen. İlk köşe taşımızla birinci köşe taşımız. Bakalım neler yapacağız bir görelim. Odaklanmamızı da şöyle bir ayarlayalım. Evet, birinci soru. Diyor ki, yukarıdaki verilen grafikte bir bitkinin zamana göre değişimini göstermektedir. Peki, ne olmuş peki bu bitkiye? Biz bir konuşalım önce. Bakın, sıfırdan 2 aya kadar çıkmış. Yani 2 aylık bir zaman geçmiş. Bu bitki sıfırda dikildiğinde, tam sıfırın karşılığı 35 santimmiş boyu. İkinci aya geldiğimizde de ne olmuş? 36 olmuş arkadaşlarım. Yani 6 santimlik bir uzama gerçekleşmiş dostlar. Şöyle diyorum. 2 ayda 6 santim uzamış. Peki soru ne diyor? Bitkinin boyu kaçıncı ayda 54 metre olur diye bir soru sormuş dostlarım. 54 metre değil de o 54 santimdir büyük bir ihtimalle. 54 cm olur diye sorması lazım. 54 santim olur diye sormuş bize de. Şimdi biz biliyoruz ki 2 ayda 6 santim uzuyor bu kerata. Peki 36'dan 54'e ulaşabilmesi için, 54'e gelebilmesi için ne kadarlık bir uzaması gerekiyor? Şurada ne kadar bir şey var? 18. Acaba 18 santimi kaç ayda uzar diye bir soralım. Burası 3 katına çıktı. Bu da 3 katına çıkacak. Yani 6 ayda 18 santim uzuyormuş bu adam. O halde bitkinin boyu 6 ay daha geçecek üstüne. 8 ay geçtiğinde toplamda 54'e denk düşecekmiş arkadaşlarım. Yani 18 santim uzaması için 6 ay daha geçmesi gerekiyor. İşte 6 ay geçirdik. Yani 8. ayda bu bitkimiz 54 santime ulaşacakmış gobeller. Pekala. Hadi geldik ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor? İkinci ve üçüncü soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız diyor. Aşağıdaki tabloda bir deneydeki bakteri sayısının zamana göre değişimini göstermektedir diyor. Peki, buna göre bu bitkinin bilmem şey, bu bitkinin diyor, bu bakterinin bilmem ne bilmem ne bilmem nelerini bulacağız. Şimdi ikinci sorumuza bir bakalım. Şöyle yapalım hatta arkadaşlarım. Şimdi ikinci soruyu aldığım zaman buraya ekrana bu şekil kayboluyor. Ben şöyle yapayım. Şu kısmı bir yırtayım hemen arkadaşlarım. Siz iyi öğrenin bu kısmı. Kolay bir şey kardeşler, merak etmeyin. Hemen öğreneceksiniz. Şimdi tablomuz burada. Buraya getirdim tabloyu, yırtıp buraya koydum. Diyor ki şimdi arkadaşlar, bunun diyor bu bitkinin şey bu bakterilerin zamana bağlı verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakteri sayısı zamana bağlı değişecekmiş dostlar. Şimdi yani zaman değişkenimiz olacak. Zamana bağlı dediği için değişkenimiz zaman. Değişken dediğim buradaki x. Bu işlemin sonucu da bakteri sayısını verecek. Şuradaki x'ler bizim değişkenlerimiz. Şimdi x yerine 0 yazdığımda bakteri sayısı ne çıkacakmış? 1. Hangisinde 0 yazarsak 1 çıkar. 0 yazın x yerine 3 geliyor. Bu değil. 0 yazın 1 geliyor. Bu olabilir. 0 yazın 3 geliyor. Bu değil. 0 yazın 1 geliyor. Bu olabilir. 0 yazın 1 geliyor. Bu olabilir. Şimdi bir de 1 yazalım 4 çıksın. 1 yazın 2 kere 1 2, bir daha 3. Bu değil. 1 yazarsam 2 geliyor. Bu da değil. 1 yazınca bakın gerçekten Bursa'da
4 geliyor arkadaşlarım. O yüzden cevabımız Bursa çıktı Gobeller. İsterseniz diğerlerini de deneyin. 2 yazdığınızda 7 çıkacak. 3 yazdığınızda 10 çıkacak falan filan. Peki hadi alttaki soruya da bakalım. Ne diyor bu da? Kaçıncı dakikada deneydeki bakteri sayısı 100 olur? Şimdi fonksiyonunu az önce bulmuştuk ya arkadaşlarım. Neydi fonksiyon? 3x artı 1'di fonksiyon. İşte diyor bakteri sayısı 100 olabilmesi için x yerine kaç yazmalıyız acaba diye soruyor. Hadi düzenleyelim. 1'i bu tarafa atalım. 3x eşittir 99 oldu. 3'e bölelim. X eşittir 33 çıktı. 33. dakikayı yazınca x yerine gerçekten 100 çıkıyormuş sorunun cevabı. Evet, birinci köşe taşını gömdük dostlarım. Hadi 2 numarayı alalım. Bakalım bu ne diyor. Evet, 1 ve 4. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız diyor. Tamam, hadi bakalım şöyle bir güzelce bir odaklayalım bunu da. Şekildeki gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fx'in grafiğinin y eksenini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir? Bakın y eksenini şu noktada kesiyor arkadaşlarım. 4 noktasında kesiyor. 4 y eksenini kesiyor. Y eksenini kestiği bir noktada diyeceksin ki x'ler kesinlikle sıfırdır. Y de artık hangi noktada kesiyorsa 4'te mi kesiyor? Y yerine de 4 yazacaksın. Yani 0'a 4 olacak bunun cevabı. Mesela x eksenini kestiği noktaları sorsaydı, x eksenini kestiği noktaları bulun deseydi bize dostlar. Hemen şu noktaları alacaktık. Eksi 3, eksi 1 ve 2. X eksenini kestiği noktalarda y'ler 0 olacak. Ve x'i de hangi noktada kesiyorsa x yerine onu yazacağız. Yani mesela şu nokta eksi 3'e 0. Şu nokta y'si 0, x'i eksi 1. Şu nokta y'si 0, x'i 2. Bakın x eksenini de bu noktalarda kesiyormuş. Hadi birinci soruyu gömdük, 2'ye geçelim. Fx fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsislerinin toplamı. Tamam işte, tam tahmin ettiğimiz gibi. Burada da apsislerini yani x'lerin toplamını soruyor bize dostlarım. Hadi toplayalım buradaki x eksenini kestiği noktaların hangileriydi? Eksi 3 de kesiyor, eksi 1 de kesiyor, 2 de kesiyor. Bu eksi 3, eksi 1 ve 2'nin x kısımlarını soruyor tabii bize. O yüzden eksi 3, eksi 1 ve 2'yi alıyor. Eksi 3, eksi 1 ve 2'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Eksi 4, 2 daha, eksi 2 yaptı dostlarım. Cevabımız Adana geldi. Fx fonksiyonunun pozitif değer aldığı, dostlar fx'in yani y'nin, fx demek y biliyorsunuz, fonksiyonun pozitif değer aldığı kısım nedir diye sorulduğunda y'lerin üst tarafta olduğu kısımlara bakacaksınız. Yani fonksiyonun o kırmızı çizgi var ya kardeşim, kırmızı çizgi nerede üst tarafta? X'in üstünde kalan kısımlardır pozitif olanlar. Bakın şurası pozitif o zaman. Bir de şurası pozitif. Şöyle kalınlaştırdım ben orayı. Bu ikisinde pozitifmiş arkadaşlarım. Çünkü X'in altında kalan şu kısımda negatif olur. Orayı da şöyle tırtık yapayım ya da kırmızı, bakın işte. Kırmızı görülen yer ve şuradaki kırmızı yer negatiftir. Ama X'in üstünde kalan yerlerde pozitiftir. Şimdi şuradan itibaren geliyor fonksiyonumuz. Soldan geliyor şu şekilde. Geldi. Nereden gelmeye başladı? Ta eksi sonsuzdan geldi. Eksi 3'e kadar geldi. Burada hep pozitif. Çünkü hep x'in üstündeymiş burada. O halde eksi sonsuzdan bir kere eksi 3'e kadar gelecek bu fonksiyon. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar. Sonra eksi 3 ile eksi 1 aralığında negatif değer alıyormuş. Orayı geçtim. Tekrar şuradan başlıyor. Eksi 1'den başlıyor. Geliyor. Bakın buralar hep pozitif. Görüyorsunuz şuradan x'ler geldikçe ne değeri almış bu 2'ye kadar? Hep pozitif sonuçlar çıkartmış bize. Eksi 1'den 2'ye kadar da pozitif. İşte bu ikisinin birleşimini veren küme bizim
En geniş aralığımız, yani pozitif değerler aldığı aralık olacak. O da Adana şıkkında var kardeşim. Evet, dördüncü soruya bakıyorum hemen. Diyor ki dördüncü sorumuz, fx diyor, fx küçük eşit sıfır olsun diyor. Yani sıfıra eşit de olabilir, küçük de olabilir. Yani y'ler sıfırdan küçük değer alacak. Yani negatif olacak diyor, değil mi arkadaşlarım? Peki negatif olduğu yerler şu kırmızı çizgiler değil miydi, şurası? Peki bunun olabilmesi için hangileri bizim negatif yapıyor? Şu aradaki bütün sayılar negatif yapıyor. Başka? Şurada da negatif değerler alıyor. Burada da x'lerimiz işte şöyle sağ tarafa doğru gittikçe bütün buradaki x'ler şuradan aşağıya düşürdüğü için negatif değerler yapıyormuş kardeşlerim. Ama diyor ki bize x'ler de diyor negatif tam sayı olsun diyor. Yani hem fx küçük sıfır yani negatif olsun, bunu yapan x'ler de negatif olsun. O yüzden şu tarafla işim yok benim. Buradaki x'ler pozitif çünkü. Ben bu tarafa bakacağım. Peki şuradaki eksi 2 dediğimiz sayı gerçekten bakın buradaki kırmızı çizgiye denk düşüyor. Yani fx'i negatif yapıyor. Peki eksi 3 dediğimiz sayı, eksi 3'ün şeyine bakın, noktasına, x eksi 3 iken fx'ler 0 oluyormuş. 0 olabiliyor mu? Evet, çünkü eşittir var burada. O halde eksi 3'ü de alacağım. Başka? Eksi 2 zaten 0'dan küçük yapıyor, onu alacağım. Eksi 1 de 0 yapıyormuş arkadaşım. 0'ı da kabul ettiği için bunu da alacağız. İşte bunların toplamını soruyor bize. Eksi 6 çıktı sorumun cevabı. Evet, 3 numaralı köşe taşındayız arkadaşlarım. Artanlık, azalanlık var galiba burada da. Şöyle bir konuşalım burayı da. Evet, bakalım ne diyor. Fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buradaki soruları buna göre cevaplayacakmışız. Şu anda her soru gözüküyor kardeşim. O yüzden ben direkt hiç kağıdı kımıldatmadan çözmeye çalışayım. Şöyle bir odaklanmasını da yapalım. Fx fonksiyonu aşağıdaki hangisinde artandır diye bir soru sormuş. Aşağıdaki aralıkların hangisinde artan? Şimdi artanlık, azalanlığı grafiğin üstünde şöyle anlayacağız arkadaşlar biz. Bak, sanki grafik bir kere en soldan başlanır. Grafiğin en sol ucundan grafiği böyle okumaya başlarsınız. Soldan başlayacaksın. Şimdi solda yürümeye başladığını düşün arkadaşım. Bu kırmızı grafik çizgisinin üstünden yürüdüğünü düşün. Ya da buradan kaykayla geçtiğini düşün. Bir kaykayım var. Kaykayla bu yolu takip edeceksin. Ya da bisikletim vardı. Bisikletle çıkıyorsun şimdi bu yolu. Dostum, buradan giderken sanki böyle bir dağın tepesine tırmanırmış gibi, yokuş çıkar gibi yorulmaz mısın kardeşim? İşte yokuş çıktığın yerlerde bil ki fonksiyon artıyor. Artan bir fonksiyon. Senin yorgunluğun artıyorsa, yorgunluğun arttığı sürece fonksiyon artandır. Bak, tam şu noktaya geldim, tepeye geldim, biraz dinlendim. Burası benim dinlenme nokta. Dinlendikten sonra tekrar aşağıya doğru bisikleti bir saldım. Bak, ben burada hiç yorulmam değil mi? Pedal bile çevirmem. Bisiklet buradan aşağı şuraya kadar kardeşim kendisi boşta gelir böyle. Dümdüz gelir ve ben burada hiç yorulmam. Yorulmadığın yerde de fonksiyon azalandır kardeşim. Demek ki şuradaki kısımda azalıyormuş fonksiyon. Şurada durduk. Yine bir dinlenme noktası, dinlenme tesisine geldik. Bak, buradan itibaren tekrar bir yokuş çıkıyorsun değil mi bisikletinle? İşte burada tekrar yorulursun. Yorulduğun yerde fonksiyon kesinlikle artandır diyeceğiz. Şimdi ne diyordu bize? Aşağıdaki aralıkların hangisinde artandır? Biz nerede bulduk fonksiyonu artan diye? Şurada bir kere artan dedik değil mi? Şu kısımda. Bu kısım ne ile neyin aralığı arkadaşlarım? X'lere bakın şimdi. Hangi x'ler bunu sınırlamış? Burayı eksi 4 sınırlamış. Burayı da eksi 2 sınırlamış. Demek ki eksi 4 ile eksi 2 aralığında artan, eksi 4 ile eksi 2 aralığında bir artanlık var. Var mı şıklarda bu? Yok. Peki başka nerede yokuş çıkıyorduk biz? Aha, şurada. Burası da bir yoruluyorduk değil mi kardeşim? Peki bunun sınırları ne? 3 ile 5. Demek ki 3 ile 5 aralığında da artan. O halde 3 ile 5 şıklarımız da var. Cevap Edirne.
Eksi 4 ile eksi 2 aralığında da artan. Ama bu hangisinde art şey diye soruyor. Yani ikisinde de artan ama birini koymuş şıklara. Bu ikisinde de artandır arkadaşlarım. Evet, geldik ikinci sorumuza. Fx fonksiyonunun azalan olduğu aralıktaki x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi azalan olduğu aralığa bakacağız arkadaşlar. Yani yorulmadığımız aralığa bakacağız. Böyle rahat rahat geçtiğimiz, boşta indiğimiz, bisikletimizin kendisinin gittiği kısım. Şurası değil mi kardeşim? Peki bunun sınırları, bu uç noktanın sınırı eksi 2'dir. Bu uç noktanın da sınırı 3'tür. Eksi 2 ile 3 diyeceğim o zaman ben kardeşim. Eksi 2 ile 3. Azalan olduğu aralıktaki x tam sayılarının toplamı. Eksi 2'den eksi 1, 0, 1, 2, 3'e kadar olan şu aralıktaki tüm x değerlerinde, şuradaki tüm x değerlerinde benim fonksiyonum azalanmış kardeşim. Peki buradaki tam sayıların toplamı, toplayalım. Eksi 2 ile 2, 0. Eksi 1 ile 1, 0. Bu zaten 0. Bir tek 3 mü kaldı kardeşler? Peki dördüncü sorumuzu okuyoruz şimdi. F fonksiyonu ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diye bir şey sormuş bize. Şöyle bir daha bir odaklanmaya basayım. İyice odaklansın. Eksi 4 ile eksi 2 aralığında artandır. Evet, bakın biz bunu bulmuştuk değil mi zaten? Birinci soruyu çözerken bunu kendimiz söylemiştik. Evet, burada artan. Eksi 3, 0 aralığında pozitif değer alır. Pozitif değer demek neydi arkadaşlarım? Pozitif değer için x'in üstünde kalan kısımlardır pozitif değer. Peki bakalım, eksi 3 burada, 0 burada. Peki bu ikisinin arasındayken fonksiyon üstte mi? Evet, bakın kırmızı çizgi yukarıdaydı değil mi kardeşim? O halde pozitif değer alır, bu da doğru. X eksenini iki farklı noktada keser. Tam x'i kestiği noktalar, bakın bir şu 0'da kesiyor, bir de şuradaki eksi 3'de kesiyordu kardeşim. Başka da kırmızı çizginin x'e değdiği bir nokta yok fonksiyonda, gördünüz mü? O yüzden iki noktada keser. Doğru. O halde hepsi doğrudur kardeşim. Sorumuz Edirne çıktı cevabı. Peki. Güneş de iyice vurmaya başladı. Ona bir çözüm bulabilir miyim diye de bir yandan düşünmüyor değilim arkadaşlarım. Şöyle yapsak. Şöyle bakalım, biraz gölgeleyebileceğiz mi şöyle. Sanki oldu gibi, deneyelim bakalım. Şimdi 4 numaralı köşe taşındayım. Bir alalım bakalım şu 4 numarayı önümüze. Yine grafik var. Yine 3 tane soru var arkadaşlar. Şimdi bunları çözeceğiz. İnşallah böyle güzel gözüküyordur. Yoksa şunu çekince daha mı güzeldi? Bakayım. Yok, böyle çok parlıyor herhalde değil mi arkadaşlarım? Şöyle olsun. Böyle daha güzel. Evet, gölgelendirmemizi yapalım biz. Şimdi birinci soru. F fonksiyonunun maksimum noktası nedir? Dostlar, bir fonksiyonun maksimum noktası, aslında hiçbir şey bilmenize gerek yok. Yani böyle bir soruyla ilk defa karşılaşan arkadaşım bile çok rahat tahmin edebilir bu sorunun cevabını. Fonksiyonun en tepe, en yukarıdaki ifadesi hangisi ise, en yukarıdaki ucu, yani zirve gibi düşünün arkadaşlar, tepe gibi. Şurası yol, burası dağ gibi düşünün. Burası da çukur, bakın çukur. Sanki şu dağın tepesi fonksiyonun en yüksek yeridir değil mi? Şurası da fonksiyonun en düşük yeridir. Yani burası minimum, burası maksimumdur diyebiliriz dostlarım. Peki maksimum noktası ne oldu? X'i 2, Y'si 4 oldu. 2'ye 4 noktasıymış. Fonksiyonun minimum değeri kaçtır diye soruyor. Minimum değeri. Fonksiyonun minimum noktasını sorsaydı 4'e eksi 4. Bak, minimum noktası 4'e eksi 4. Değeri dediği zaman fx'i soruyor sana. Fx hangisiydi? Y. Y'yi soruyor sana. Yani eksi 4'ü işaretleyeceksin. Mesela birinci soruya tekrar geri dönelim. Maksimum noktasını soruyordu ya. Maksimum değeri nedir diye sorsaydı birinci soruda. Maksimum değeri y'si olacaktı bu noktanın. 4 diyecektik maksimum değerine. Peki. Devam edelim. Üçüncü sorudayız şimdi.
Fonksiyonun diyor minimum noktası. Aha zaten bulduk biz. En alttaki noktası x'i 4, y'si eksi 4. 4'e eksi 4. Doğru. Fx büyük sıfır eşitsizliğini sağlayan iki farklı x tam sayısı vardır diyor. Ne diyor? Fx'in sıfırdan büyük olduğu yerler. Nerelerde oralar? X'in üstünde kalan yerlerdi. Şu aralıkta değil mi arkadaşlar? Burada diyor eşitsizliğini sağlayan iki farklı x tam sayısı vardır diye sormuş bize, söylemiş bize. Bakalım. Şimdi 0, 1, 2 ve 3 noktaları var burada arkadaşlar. Şimdi 1 ile 2 tamam. 1 ile 2 gerçekten evet, 1'in değeri de şurada gerçekten şu üst tarafta oluyorlar ama 0 ile 3'ü alabilir miyim? Şimdi bu 0 noktası gerçekte 0'a 0 demek değil mi? Ya da 3 noktası 3'e 0 demek. Yani bunların değeri ne arkadaşlarım? İkisinin de 0 değerleri bakın. Peki değerleri 0 demek 0'dan büyük demek mi? Hayır. Bize 0'dan büyük olsun istiyor. Sıfırları kabul etmiyor arkadaşlar. 0 olsun istemiyor. 0'dan büyük sonuç çıkarsınlar diyor. 3 ile 0 ikisinin de sonucu 0 çıktığı için 3 ile 0'ı alamam. Eğer burada eşittir olsaydı, evet 3 ile 0'ı da dahil ederdim, 4 tane var derdim. Ama eşittir olmadığı için 0'dan büyük olanlarını kabul ediyor. Yani 1 ile 2'yi, bakın 1'in değeri şuraya karşılık geliyor. Atalım 2 olsun işte, 1'e 2 mesela noktası. Gerçekten değeri pozitif. 2'nin karşılığı 4'e düşüyor bakın, 2'ye 4 noktası. Gerçekten değeri 4, yani pozitif gibi. O yüzden bu doğrudur arkadaşlarım. Gerçekten 2 tane vardır. 0 ile 3'ü alamayız. F fonksiyonu 2 ile 4 aralığında azalandır. 2 ile bakın şuradan başlıyor düşmeye bisikletim. Buradan da bitiyor. Buraya kadar düşüyor bisiklet. Yavaş yavaş kendisi iniyor. Yani ben yorulmuyorum hiç burada. O halde gerçekten uç noktaları 2 ile 4 bu aralıkta gerçekten de azalandır. Çünkü ben bisiklet sürerken yorulmuyorum. E zaman bu da doğrudur. O halde kardeşim cevap Edirne'dir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Peki çevirdik. 5 numaradayız dostlar. Bakalım burada ne yapacağız? Şöyle bir ayarlayalım. Fonksiyonunun bilmem ne aralığındaki ortalama değişim hızı. Oo güzel. Ortalama değişim hızı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şöyle yarısını güneşli, yarısını güneşsiz yapayım. Güneşli mi daha güzel oluyor acaba diye düşünmüyor değilim şu anda. Şöyle bir dursun bakalım ya güneşli. Bir bunu da güneşli çekelim arkadaşlar. Şöyle güneş vursun tepemize. Tamam. Ne diyordu? Fonksiyonunun bilmem ne aralığındaki ortalama değişim hızı. Arkadaşlar çok basit bir formülü var değişim hızının. Bakın nasıl buluyorum şimdi. Bize bir aralık verecek kesinlikle. Aha vermiş. Eksi 1'e 2 aralığındakini soruyor. Sen şimdi bu aralığın sınırlarını yerine yazacaksın ilk önce. Fonksiyonda yerine yazacaksın. Yani bir 2 yazacaksın x gördüğün yere. Hemen yazayım. F'de 2'yi bir bulalım o halde. F'de 2. 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2 yazıyorum. Eksi 8 artı 3. Eksi 4. 3 daha. Eksi 1 çıktı F'de 2. Şimdi bir de F'de eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Bakın neler olacak şimdi. F'de eksi 1. Eksi 1 yazıyorum. 1. Eksi 1 yazarsam artı 4. Bir de 3 var. Ne yaptı burası? 5. 3 daha 8. Bu da 8 çıktı. Şimdi olay şu. Ortalama değişim hızı dediğimiz şeyin formülü şu. Önce üst sınır değeri, sonra alt sınırın değeri. Yani önce f'de 2, eksi f'de eksi 1 bulacaksınız. F'de 2 kaçtı? Eksi 1. Eksi diyorsun, f'de eksi 1 yani alt sınır o da 8. Bak ne yapıyormuşum? Bir bunu yerine yazıyorum. Bir de bunu yerine yazıyorum. Bunların farkını alıyorum. Eksi 1, eksi 8. Bölü, bir de bu sınırların farkını alıyorum arkadaşlarım. 2, eksi eksi 1. 2, eksi eksi 1. İşte bu işlemin cevabı da ortalama değişim hızı verilecek. Eksi 9 bölü, burası da 3 yaptı. Eksi 3 geldi sorumuzun cevabı.
Olay çok basit arkadaşlarım. Neymiş? Aralıkları yerine yazıyormuşum. Üst sınırla alt sınırı yazıyormuşum. Değerlerini buldum. Sonra bunların farkını alıyorum tabii. Ama unutmayın, önce üst sınır, sonra alt sınır olacak. Sonra yine aşağıya da direkt üst sınırla alt sınırın farkını yazıyormuşum kardeşim. Evet, geldim ikinci sorumuza. Hadi okuyalım bunu. Yukarıdaki grafik bir aracın zamana bağlı olarak aldığı yolu göstermektedir. Bu da hiç okunmuyormuş ya. Şöyle yapalım arkadaşlarım, biz yine gölgelendirmemizi yapalım. Yukarıdaki grafik bir aracın zamana bağlı olarak aldığı yolu göstermektedir. Peki buna göre aracın 1. ve 3. saatler arası ortalama değişim hızı. Bakın yine 1. ve 3. saatler arasındaki değişim hızını soruyor. Arkadaşım bu üsttekinden de kolay, inan bana. Çünkü bizim burada fonksiyonumuzun grafiği doğrusal bir grafik, düz bir çizgi yani. Böyle düz çizgi olduğu zaman da direkt şunu yapacaksın kardeşim. Eğimini bulacaksın bu grafiğin. Eğimini bulmak da çok kolay bir şeydir. Bak onu da göstereyim hemen sana. Şu grafiğin şurasından böyle bir doğru çiziyorum arkadaşım. Şuradaki açının tanjant değeri eğimi verir kardeş. İşte tanjant da nedir? Şu karşısındaki kenarı, şu kenarı, ki bu kenar kaç yapıyor arkadaşım? Şurası 100, şurası 40 olduğu için 40 ile 100'ün arası 60 yapıyor burası. Bölü şuradaki kenarın değeri. Şu dik üçgendir. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Burası da 3 birim. 60 bölü 3'müş. Değişim hızı 20'ymiş arkadaşlar. Geldik buna. Aşağıdaki tabloda doğrusal f fonksiyonunun aldığı bazı değerler verilmiştir. Eyvallah. Bir dahaki videoyu biraz daha güneş geçsin de öyle çekeyim arkadaşlar. Böyle hiç olmadı. Bu fonksiyon için kuralı fx eşittir 3x artı 5'tir. E bakalım böyle mi gerçekten? Yani x yerine 0 yazınca şu birinci değeri deniyorum. 0 yazın 5 çıkıyor mu? Evet. 1 yazın 3 kere 1 3, 5 daha 8 geliyor. Doğru. 2 yazın arkadaşlarım. 3 kere 2 6, 5 daha 11, doğru. 3 yazınca 14 geliyor mu? 4 yazınca işte 3 kere 4 12, 5 daha 17 geliyor. Hepsi geldiği için evet kuralı budur, doğru. 3 ile 6 aralığındaki ortalama değişim hızı 3'tür. Peki bulalım bakalım gerçekten böyle mi? 3 ile 6 aralığında değişim hızını nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Önce üst sınırı yerine yazıyorum. Yani f'de 6 lazım bana. E ne çıkıyormuş o da? 23. Eksi. İkinci, ilk sınırı yazıyorum 3'ü. 3'ün değeri neymiş? 14. 23 eksi 14 bölü 6 eksi 3. Ne geliyor bu da? 6, 3, 9. 3 çıktı 3. 3 geliyor. Evet doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. 2-5 aralığında artandır diyor. E bakalım gerçekten öyle mi? Aha burada daha kolay. Şu aralıkta artan mı? Bir bakalım. İlk değeri 11. 14 olmuş sonra artmış. 17 olmuş artmış. 20 olmuş yine artmış. Hepsi artan olduğu için evet bu fonksiyon 2 ile 5 aralığında artandır diyebilirsiniz kardeşlerim. Cevabımız 3'ü de doğru olacak. Evet Edirne şıkkımız doğru cevaptır. Peki arkadaşlar burada bir duralım şimdi biz. İlk 5 köşe taşını çözmüş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.